Çeşitli makale ve köşe yazılarını dinlemek için kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Pfizer'ın itirafı ve genç ölümleri. Amerika Birleşik Devletleri merkezli ilaç firması Pfizer'ın kıdemli yöneticisi Janeen Smol, Avrupa Parlamentosu'nda yapılan oturumlardan birinde COVID-19 aşısının kullanıma sunulmadan önce bulaşmayı önleyip önlemediğini bilmediklerini öne sürdü. Pfizer CEO'su Albert Bourla'nın yerine oturuma katılan Smol piyasaya girmeden önce immunizasyonu durdurmayı biliyor muyduk sorusuna gelince, hayır, piyasada neler olup bittiğini gerçekten anlamak için bilim hızında ilerlemek zorundaydık ve bu açıdan, her şeyi risk altında yapmak zorundaydık dedi. Washington Times gazetesinde Çeril Çamli, 28 Nisan 2020 tarihinde, yeni koronavirüs gerçek, ama zamanla bu işin, tarihin en büyük siyasi aldatmacası olduğu ortaya çıkacak, diye yazmıştı. İşte şimdi o zaman geldi. Amerika'nın Florida eyaletinin sağlık kurumu şefi Dr. Joseph Ladapo ise mRNA aşılarıyla ilgili araştırma sonuçlarını açıkladı. Ladapo, mRNA aşılarının 18-39 yaş arası erkeklerde kalp sorunları ve kalp krizine bağlı ölümleri %84 artırdığı ortaya çıktı dedi. Hastanelere aşı olmayanı hastanelere kabul etmeyeceğiz diye pankartlar astıran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bu konularda çıt çıkmıyor. Yine Pfizer şirketinin Türkiye temsilcisi gibi hareket eden akademisyenler ve ekranlarını sadece onlara açan televizyon kanalları da sus Şimdi Pfizer'ın açıklamasını süreç başladığı günden beri kamuoyunu uyarmış olanlar konuşuyor sadece. Gazeteci Mehmet Ali Önel, Pfizer yönetimi, aşının bulaşmayı önlemediğini nihayet itiraf etti. Pfizer'ın ortağı Uğur Şahin ise, aşının en az bir yıl koruma sağlayacağını ve virüsün bulaşmasını engelleyeceğini söylemişti. Ekran gediklisi profesörler de aynı nakaratı tekrarlamıştı. Hani nerede bilim namusu? Doçent Doktor Ferhat Arslan, ekranlardan sürekli size, şu kadarınız aşılanırsa salgın önlenir diyenlerin temel argümanıdır bulaştırıcılığın önlenmesi. Şimdi demedik diye inkardalar. Belli ki sürü derken sizi başka bir şeye benzetiyorlardı. Profesör Doktor Gülümser Heper, sürekli yüksek antikor seviyesi temin etmek için her 3-4 ayda bir tüm topluma hatırlatma dozları verilmesinin kriminal bir süreç olduğu anlaşılıyor. Sürekli yüksek antikor verilmesi insanları otoimmün hastalıklarına ve ölüme sürükler. Küçük pıhtı değil vaskülit. Vaskülit kan damarlarında iltihap demektir. Operatör Doktor Bilgehan Bilge, Türkiye'de aşı lobisinin en güçlü temsilcileri kardiyoloji uzmanıydılar. Aşının en bilinen ve yaygın yan etkisi de kalp üzerine. Bu ne yaman bir çelişkidir özel muayenehanelerinizde yaraladığınız bu insanlara ücretsiz hizmet verin bari. mRNA'ya maruz kalan insanlar, öncelikle, Didimer, kanama pıhtılaşma testleri, kanser belirteçleri, ekokardiyografi gibi tetkiklerini mutlaka periyodik olarak yaptırmalıdır ve bu tetkiklerin devlet tarafından tamamen, ücretsiz hale getirilmesi şarttır. Doktor Fatma Kamiloğlu, yan etkileri bilinmeyen sıvıyı, anayasa çiğnenerek zorla vurdunuz. İnsanları işinden, ekmeğinden, okulundan, seyahat özgürlüğünden mahrum ettiniz. Bilimi ayaklar altına aldınız. Sengin oldunuz. Foncu doktorlar kadar buna çanak tutan medya ve siyasiler de suçludur. Yakup Yalvaç ise herkesten farklı düşünüyor ve mRNA aşılarının test edilmeden piyasaya sürüldüğü bilgisi küresel çapta yürütülen bir propagandadır. Bu aşılar 2008, 2010 yıllarından beri inceleniyor. Kalp krizlerine ve pıhtılaşmaya sebep olduğu hakkında bir sürü bilimsel makale var diyor. Yakup Yalvaç, pandemi ilan edilmeden önce yayınlanmış bilimsel makalelerden ve Pfizer'ın aşı ile ilgili bilgilendirmelerinden örnekler de veriyor. Pfizer yetkilileri genç ölümlerinden sorumlu tutulmamak için mi konuyu değiştirdi acaba?